Mutlu günler gün ortasında İşin Sırrı programıyla karşınızdayız. Bugün akıllı şehirleri ve akıllı binaları konuşacağız. Stüdyo konuğumuz BEST 13 Fuarı proje koordinatörü Yasemin İşcan. Yasemin Hanım, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Dünya şehirleri artık akıllı şehir olabilmek için yarışıyor. Bunlara özellikle İspanya'yı örnek verebiliriz. İspanya'nın Santander kentini örnek verebiliriz. Öyle bir şehir ki dolunay çıktığında sokak lambaları kendini kısıyor. Çöp konteynerleri dolduğunda uyarı veriyor. Parktaki toprağın nemine göre parklar sulanıyor. Anlatması bile aslında çok keyifli. Peki Türkiye'de böyle bir ortamın yaratılması, akıllı şehir olabilmek adına neler yapılması gerekiyor? Son 3-5 senedir bunun üzerinde belediyelerin ve devletin çok büyük bir çabasını görüyoruz. Son 2 yıldır yapılan akıllı belediyeler, akıllı şehirler zirveleri oluşuyor. Tabii bunun yanı sıra ikincisini düzenlediğimiz BES Bina Elektrik Elektronik Mekanik Kontrol Sistemleri Fuarı tamamen akıllı şehirler üzerine, akıllı binalar üzerine konumlanmış bir fuar. Burada önemli büyük oyuncuların yön verdiği, ürünlerinin sergilendiği, ileriki şehirleri, ileriki binaları kuracak firmaların, işte bunun içinde olacak tüm sektörün bir arada olduğu bir fuarı gerçekleştiriyoruz. Fuarın detaylarını elbette konuşacağız ama dilerseniz biraz akıllı binaları konuşalım. Tabii. Özellikle son zamanda akıllı binaları çok sıkça konuşur olduk. Peki şundan bahsedelim isterseniz. Akıllı binayı akıllı yapan nedir? Bir binanın akıllı olması için neler gerekiyor? Bunları bize anlatabilir misiniz? Tabii ki artık dünyamız teknoloji dünyası. Sadece insanlar konuşmuyor artık. Makinaların da konuştuğunu söyleyebiliriz. Akıllı binayı akıllı yapan birçok sistem var. İşte yangınından, IP kameralarından, iklimlendirme sisteminden tutun da birçok veri iletişimden, ses ışığından, birçok entegre sisteminin birlikte hareket etmesiyle kontrol edilmesi, karşı tarafın kontrol edilmesi oluşan bir sistem. Şöyle bir şey söyleyeyim. Siz sadece bir telefonunuzla binanıza bağlanabiliyorsunuz. Siz içeriye gelmeden, eve girmeden önce binanın ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman o ısıdan sonrasında zamanla sizin kendi ısınızla birlikte onun ısısı düşebiliyor. Akıllı bina dediğimiz birçok bileşenin ortak hareket etmesi diyebilirim. Peki yatırımcı elbette neden akıllı binaya yatırım yapsın diyeceğim ama bütün nedenleri saydınız. Şimdi normal bir binaya göre elbette bunları yapabilmesi için maliyetinin biraz yüksek olması gerekiyor. Nedir maliyeti bir akıllı binanın? Ortalama bir maliyet söyleyebilir misiniz? Şimdi bunu şehrine göre, konumlandığı yere göre değişiyor bu değerler ama yani 200 binden tutun da 2 milyon euroya kadar gidebilen bir maliyet çerçevesinde var. Bunun içine ne yüklediğinize bağlı, yani içerideki malzemenin ne koyduğunuza bağlı. Birçok aparat var, birçok sistem var bunun içinde donatan sistemler. O yüzden bu sistemin toplamında ne kadar onun içinde yüklediğinizle, donattığınızla alakalı diyebilirim. Peki şimdi Türkiye geneline baktığımızda konutların yaklaşık %2'si akıllı binalardan oluşuyor. Özellikle bu rezidans kültürüyle birlikte biraz daha oturmaya başladı. Peki siz bu oranı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu konuda konulan bir hedef var mı? Tabii ki şu anda belediyeler bunun üzerine çaba gösteriyorlar. Bununla ilgili iyi çalışmalar da çıkıyor. Türkiye'de %2'si akıllı bina olduğu söyleniyor ama bugün geçtikçe daha da artıyor. Şu anda devletin de öngördüğü bir kentsel dönüşüm var. Bu kentsel dönüşümün de şöyle değerlendirmek lazım. Binaların daha akıllı olacağı konusunda gayretler gösteriliyor gibi gözüküyor. Birçok bina yıkılıyor ve buna yeni binalar konuluyor. Ben ileriki ilk 5 yıl içinde bu rakamların %10'a kadar çıkacağının bu kentsel dönüşümle birlikte söylediğiniz yenileri konuluyor dediğiniz binaların yüzde kaçı akıllı bina ya da akıllı bina tercih oranında bir artış var mı? Tabii ki şu an kentsel dönüşüm çerçevesinde akıllı binaya dönüşümde belli bir oranda bir artış var. Dediğim gibi kentsel dönüşümde diyelim 1000 tane daire yapıyorlarsa bunun hemen hemen 200 tanesi akıllı bina diyebilirim. Özellikle kentsel dönüşüm süreci kamu binalarının yıkımıyla başlamıştı. Peki bu noktada kamu binaları özellikle belediyeler tercih ediyor mu akıllı binaları?
Tabii ki belediyeler bu işin öncülüğünü yapmaya çalışıyorlar. Belli başlı belediyelerde binaların akıllı bina olması konusunda çalışmaları var. Bunu da binaları görebiliyoruz. Yapılmış olan akıllı bina olan belediyelerde var. Oraları insanlar, halk o taraflarda işini gördüğü için oradaki binaların rahat olmasını ve son teknolojiyle hizmet etmesini bekledikleri için binalar şu anda belli başlı binalar, belediyenin binaları akıllı binalar. Peki bu dönüştürülmeyen binalar ya da yıkılmayacak olan binalar kendi iç yerlerinde akıllı binaya dönüştürülebilir mi? Tabii ki dönüştürülebilir. Bunun için belli başlı firmalar var. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyorlar ama böyle bir dönüşüm süreci var. Özellikle şimdi enerji tasarrufu denilince de akıllı binalar ön plana çıkıyor. Çünkü artık bir konsept olmaktan çıktığı bir gereklilik, çevre için bir gereklilik olmaya başladı. Özellikle rakamlarla konuşacak olursak Türkiye'de harcanan toplam enerjinin %30'undan fazlası binalarda tüketiliyor. Evet. Peki akıllı binalar enerji tüketimi için nasıl bir avantaj sağlıyor? Son yapılan istatistiklere göre yurt dışına ihracat, yani yurt dışından ithal ettiğimiz enerjinin %30'unu binalarda tüketiyoruz ve bunun üzerinde devletin ve işte özel sektörün yaptığı birçok çalışmalar var. Bunu artıya çevirmeye çalışıyoruz. Bina otomasyonu sistemi kurduğunuz zamansa bu en büyük artış buradan enerji tasarrufundan sağlıyorsunuz. Bu 5 yıl içinde bu enerji tasarrufunu da görebiliyorsunuz. Bu da hemen hemen %40'a yakın, %50'ye yakın bir enerji tasarrufu demektir size. Peki dilerseniz biraz da fuar tarafına dönelim. Özellikle bu fuarın bu sene ikincisi düzenlenecek. Evet. Peki detayları neler? Hangi alanlarda, hangi sektörler karşımıza çıkacak? BEST fuarı bu sene CNR'da düzenliyoruz. Birinci holde düzenliyoruz. Bina elektrik, elektronik, mekanik kontrol sistemleri fuarı IP kameracısından, yangıncısından, iklimlendirmecisinden, ses ışıkçısından birçok bileşenin oluşturduğu bir fuar. Akıllı kentler, marka değeri yüksek kentlerin teknolojiyle buluşmasıyla ortaya çıkan sistemlerin orada entegre bir şekilde görülmesini sağlıyor. ARGE dediğimiz işte bir teknoloji noktası var. Burada bir akıllı ev, akıllı ofis, akıllı bir AVM dediğimiz bir teknoloji noktası var. Burası canlı ve çalışılabilir halde bir alan bırakıyoruz. Burada içeriye girdiğiniz zaman burada nasıl bir binanın akıllı olabileceğini, bir ofisin nasıl akıllı olabileceğini tüm ziyaretçilerimiz görebiliyor. Peki bu otomasyonlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Yine siz yayından önce bahsettiniz onlar çünkü çok ilgi çekiciydi. Atıyorum örneğin buzdolabından bahsettiniz. İçinde ürünün tarihi geçse bile buzdolabı bunu fark edip uyarıyor dediniz. Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Akıllı binalar, bina teknolojileri dediğiniz zaman... Biraz yani içerideki kullanım. Evet, içerideki kullanıma girdiğiniz zaman bütün makinelerin bir iletişim sağlanması. Yani sizin bir akıllı buzdolabı içerideki ürünün tarihi yaklaştığı zaman size bunu bildirisi verebiliyor. Ya da işte orada tüketimi azaldığı zaman sipariş verebiliyor. Akıllı bir fırının içindeki... 2 saatlik kurmuşsanız 2 saatiniz 10 dakika kala size bilgi verebiliyor. Akıllı bir makinenin içindeki çamaşırının işte kirlilik oranına göre bir ayrımını söz konusu yapabiliyor. Bunların hepsi size daha rahat, size daha fazla zaman ayırmanızı sağlayan, aynı zamanda sizin bir enerji tasarrufu sağlamanızı sağlayan akıllı bir teknoloji diyebilirim. Yani bütün bu iç donanımları da akıllı bina hepsini içeriyor. Tabii ki hepsini içeriyor. Peki özellikle kentsel dönüşümle birlikte kamu binalarından bahsetmiştik. Fuarda kamu binaları ya da belediyelerin özel bir alanı olacak mı? Bunlarla ilgili herhangi bir deneme alanları var mı? Açılışımızda belli başlı belediyeler de var. Şu anda belediye isimlerini çok açıklayamıyorum ama açılışımızda belediyeler de olacak. Tabii ki onların örnekleri olacak fuarda. Gösterecekleri örnekler var. Aynı zamanda bizim fuar katılımcımızın onlar için yaptıkları örnekler var. Bu biraz daha buluşma noktası olacak fuarda. Peki bu örnekler neler olacak? Özellikle altyapı mı olacak? Nasıl hem olacak? Hem altyapı var. İşte Türk Telekom'un bir altyapı sistemi var. Türk Telekom fuarda var. Uzaktan erişim var. Arıtma sistemi, bir belediye için bir arıtma sistemi çok önemli. Bunun aktarımı var.
Ondan sonrasında trafikle ilgili uzaktan erişimde gösterebiliyor size. Bunların neler olabileceğini gösterebiliyor. Dünyada yapılan diğer akıllı şehirlere örnek olabilecek bizim şehirlerimizle ilgili bir karşılaştırma söz konusu olduğu için artı ve eksilerini gösteren bir sempozyum gibi bir çalışma var. Örneğin programın başında Santander'den bahsetmiştik. Özellikle oradaki konteynerlerden bahsettik. Evet. Bu tarz uygulamalar Türkiye'de olacak mı? Bu tarz uygulamalar Türkiye'de olacak. İstanbul bir marka şehri. Dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Bunun için iyi çalışmalar yapılıyor ve bunun için de dediğim gibi biraz zaman yol alınması gerekiyor. Devletin, Teknoloji Bakanlığı'nın bunun için iyi bir çalışmaları var. 3-5 sene zarfında İstanbul'daki birçok bina değiştiği zaman zaten değişen binayı görüyoruz ama daha çok bina değiştiği zaman İstanbul'un da bir marka şehri diye hitap ettiğimiz andan itibaren akıllı bir şehir olarak görebileceğiz. Peki bölgeleri ayırdığımızda ya da bölgesel olarak baktığımızda Türkiye'de en çok akıllı binanın olduğu bölge hangisi? İstanbul. İstanbul. Peki diğer şehirlerde de buna ilgi var mı ya da ikinci sırada hangi şehir yer alıyor? Şu anlamda Adana'da ben hani dün okuduğum için söylüyorum. Adana'da bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyorum. Mersin'de bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyorum. Gaziantep'te bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyorum. İzmir'in ve marka değeri yüksek. Onların da bu konuda yaptığı yeni yeni çalışmalar var. Orada binalar şu anda bir değişim sürecinde. Oradaki binaların da akıllı olma özelliği taşıdığını biliyorum. Ve bu daha da yaygınlaşıyor. Ama geçen sene yani bir önceki seneye göre 10 tane yokken şimdi 40 taneye yakın böyle bir şehir görmemiz söz konusu. Peki bir de fuarda farklı etkinlikler olacak, zirveler düzenlenecek. Onlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii. Geleceğin şehirleri zirvesi var, enerji verimliliği yönetimi zirvesi var, otel çözümleri zirvelerimiz var. Aynı zamanda bina diğer katılımcı firmalarımızın da düzenledikleri seminerler var. Peki efendim Best 13 Fuarda Proje Koordinatörü Yasemin İşcan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler İşin Sırrı programını burada sonlandırıyoruz. Saat 17.30'da Z raporuyla yeniden karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.